Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Mahalle Başkanlarımız, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı, gençlik kollarımıza, ana kademimize, ilçe başkanımıza şahsında teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Ve geçtiğimiz dönem merkez ilçelerimizle başta olmak üzere büyük bir koordinasyon içerisinde hizmetlerde bulunduk. Teşkilatımız hiç mazeret üretmeden 60 gün boyunca gece gündüz demeden. Şimdi bize düşen bir görev var. Daha çok çalışmak. Konya'dan artık adla zor durumda olan insanlara yardım eden, yardım elini uzatmak için bir eser siyasetini Recep Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Geçen yıl milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bu yılda yerel seçimleri hep birlikte kazasız, belasız atlatmış olduk, geçirmiş olduk. Elhamdülillah Karatay olarak ilçeler arasında yine güzel bir dereceyle seçimi tamamlamış olduk. Bu seçimlerden sonra tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı'na seçen Uğur Başkanımızı, tekrar Karatay Belediye Başkanımıza seçen Karatay Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hasan Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Yine birlikte yol arkadaşlığı yaptığımız ana kademimize teşekkür ediyorum. Kadın kollarımıza teşkilatımızın beyin taşı olan kadın kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Her gün yoğun bir katılımla bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Onlar için de bir alkış istiyorum. Göz bebeğimiz olan gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onlar da yine bizleri hiçbir zaman eksik bırakmadılar. Verilen görevi harfiyen yerine getirdiler. Herkese, belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yine mahalle başkanlarımıza mahalledeki koordinasyonu sağladıklarından dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İl yönetimimize, ilçe yönetimimize hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Öncelikle buradaki bulunan hazırına teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir çalışmayla hem Ramazan ayına da denk gelmişti. 2 aylık çalışma temposu içerisinde Karatay'ımızın toplamda 63 mahallesi, zaten 80 mahalle vardı. 63 mahalleye indirdik. 80 mahallesinde çalmadık kapı, girilmedik sokak, sıkılmadık, el bırakmadık birlikte. Hep birlikte tüm hemşehrilerimizle buluştuk, gönüllerini aldık. Hizmetlerimizi anlattık, yapacaklarımızı anlattık. Hamdolsun Rabbime şükrediyorum. Kadim Konya'mızın kadim şehri Karatay'a 5 yıl daha bize hizmet etme fırsatı verdiği için hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Yapacak çok işimiz var. Birlikte ilçe belediyelerimizle ve Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde Konya'mızda, merkezde tüm Konyalı hemşehrilerimize hizmet edeceğiz inşallah. 31 Mart mahalli idareler seçimlerini demokrasimize yakışır bir biçimde olgunlukla tamamladık. İradesini sandığa yansıtarak AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'na oy veren tüm gönüldaşlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Konya teşkilatları olarak daha önceki seçimler gibi bu seçime de yoğun bir tempoda başladık. Hazırlık seçim takvimi açıklandığı günden itibaren kadrolarımız gece gündüz demeden şehrimizi karış karış gezdi. Son güne kadar gitmedik mahalle, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık. Emeklerinizden dolayı siz teşkilat mensuplarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Biz AK Parti ailesi olarak şuna inanıyoruz. Biz kutlu bir davanın yolcularıyız ve bu davamız için vaktimizi harcıyoruz. İnşallah Rabbim yaptıklarımızı mizanımıza saysın, ölenlerimize rahmet etsin, bizlere de hayırlı uzun ömür versin diye dua ediyorum. İlçe Danışma Meclisimizin hayırlar getirmesini
temenni ediyorum. Tabii danışma meclisleri, istişare yaptığımız toplantılar, bu meclisimizin de bir önemi var. Öncelikle ildeki ilk danışma meclisimizi seçimden sonra Karatay'da gerçekleştiriyoruz. Karatay her zaman seçimlerde birinci olduğu için danışma meclisinde birincisini yapmayı her zaman fazlasıyla hak eder. Danışma meclisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir yerel seçim sürecinden çıktık ve bizler belediye başkanı olarak görevimize devam ediyoruz. Yaklaşık 60 gün boyunca hakikaten çok çalıştık, çok terledik. Ama bizden daha çok çalışan birileri vardı. Teşkilat mensuplarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız. Biz bazen yorulduk diye istirahat ettik. Bugün biraz keyfimiz yok dedik. Belediyede işimiz var dedik ama teşkilatımız hiç mazeret üretmeden 60 gün boyunca gece gündüz demeden çalıştı, gayret etti. Onun için kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ana kademimize, ilçe başkanımızın şahsında teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Konya'mız Türkiye'de yerel yönetim seçimlerinde de şu an en büyük oy oranına sahip şehirlerden bir tanesi. Belediye başkanlarımızın yapmış olduğu hizmetleri biliyoruz. Hem Karatay'ımıza, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılıç'a gerçekten uzun yıllar yapmış olduğu belediyelerdeki görevinden dolayı tecrübesiyle çok değerli hizmetlerle donattı. Şehrin her mahallesinde, her sokağında gerçekten bir hizmeti var. Biz artık sayılarını karıştırıyorduk, açılışların, yapılan hizmetleri unutuyorduk. Böylesine güzel hizmetleri Karatay'ımızda buluşturdu ve çevresini değiştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Başkanımız da öyle. İyi bir teşkilatımız var. Emin olun Konya'daki teşkilatlarımız bütün samimiyetiyle, gayretiyle, birlik beraberliğiyle hala Türkiye'nin en önemli, en güzel, en dengeli teşkilatlarından şüphesiz bir tanesi. İnşallah önümüzdeki dönem bunu güçlendirerek kaldığımız yerden devam edeceğiz.